Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Bugün sanal kripto paraları ve piyasalı değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar ilk başta e, sizlerle temel verileri inceleyeceğiz. Ardından haberlere geçeceğiz. E, son olarak da teknik analizi yapacağız ve videoyu bitireceğiz. İlk başta temel verilerimize gelince iki tane değerlendirebildim. Yani iki tane temel veri. E, derledim bugün. Çok fazla temel veri yoktu. Çünkü genellikle dün bildiğin şekilde Bitcoin'de agresif hareketler oldu. Bu sebepten insanlarda ciddi bir de olmuştu. Yani herkes bununla alakalı paylaşım yapıyordu. E bu sebepten çok bir temel veri göremedim. Plan B'nin bir paylaşım var. Plan B şunu dedi S2F modeli dedi bildiğiniz şekilde onun yarattığı bir model ve onun yarattığı bu model gerçekten şu ana kadar çok verimli bir şekilde çalıştı. 2010 yılından beri başlattı ve şu an çok e, verimli şekilde çalışıyor. E, 100 bin dolara gelmesini bekliyor onu söyleyeyim. E, o şundan bahsetti şu an dedi hani sinyal için değişen bir şey yok dedi 64 bin dolarında zirve olduğunu düşünmüyorum demişti şurada bir dakika neredeydi orası. Şöyle bir gelelim. Evet şurada bakarsak işte burada da 64 bin doların hani zirve olduğunu düşünmediğini Bunun üstüne çıkabileceğimizi söylemişti ben de aynı şekilde bildiğiniz şekilde 64 bin doların Zirve olmadığını Söylüyorum her seferinde ben de böyle düşünüyorum aynı düşünce geçtim Glassnode'un bir verisi vardı Glassnode Bu hemen hemen her gün arkadaşlar Günlük on chain analizleri paylaşıyor. Yani exchange'lerden, borsalardan girişleri ve çıkışları söylüyor bize. Şu an baktığımız zaman Bitcoin'de özellikle 205 milyon dolarlık bir Bitcoin çıkışı olduğunu, Ethereum'da yine çıkışın olduğunu, Tether'de de yine bir çıkışın olduğunu görüyoruz. Ee, i̇nsanlar Bitcoin'ini ve Ethereum'unu çekiyor. Dün de aynısını yaptılar. Ondan önceki gün de aynısını yaptılar. 3 gündür ard arda ciddi şekilde çekiyorlar. Onu söyleyeyim. Geçtim. Şimdi daha güzel bir haberimiz var. Ee, bu haber bana sorarsanız en önemli en olumlu haberlerden birisi ney? Elon Musk, yani Tesla, o firma daha doğrusu elindeki Bitcoin'leri satmamış ve hala bakın şurada da gösteriyor zaten. Dün arkadaşlar ikinci çeyrek verileri açıklandı burada ortaya çıktı zaten hala 1.3 milyar dolarlık Bitcoin tutuyor. Bakın 1.3 milyar dolarlık Bitcoin bu çok ciddi bir rakam. Bildiğiniz şekilde aynı rakamı da Michael Saylor tutuyor. Yani Michael Saylor o kadar o kadar büyük olmaz, ondan daha büyük bir rakamı 1.8 milyar dolar diye biliyorum bununkinde. Yanlış biliyor olabilirim. Bakmadım yeni verisine. Çünkü durmadan alım yapıyor. Onu söyleyeyim. Ancak bu, kısacası Michael Saylor'ın dendi çok ciddi rakamlar var ve Michael Saylor da bu işe yatırım yapmış durumda. Ben bu adamdan aptal olduğunu dediğim şekilde düşünmüyorum. Asla düşünmüyorum. Bu sebepten bu adamların hani bunlar aldıysa bunlar yükselir düşüncesindeyim. Zaten Elon Musk da özellikle şu ikinci çeyrekte zarar etti. Onu söyleyeyim. Bitcoin satmadığı da kesinleşmiş oldu. Onu da söyleyeyim. Bakarsak zaten burada da haberin detayları var. Onlara da bakabilirsiniz. Ancak ikinci çeyrek bilançosu da güzel geldi. Onu da söyleyeyim. Yani elim, elim baskın bu son haberimiz bu gerçekten olumlu bir haberdi. Binance ABD'de harika halka arz yapabiliriz dedi. Aynı Coinbase gibi halka arz yapabileceklerinden bahsetti. Ancak bunun net olmadığını böyle bir ihtimalin olabileceğinden bahsetti. Yani bazıları Binance halka arz yapıyor dedi. Hayır öyle değil. Yani bununla alakalı bir e, öngörüde bulundu. Yani olabilir dedi. Öyle diyeyim. Olursa güzel olur arkadaşlar. Bildiğiniz şekilde kripto para piyasası için güzel bir haber. Aşırı olumlu. Geçtim. Şimdi teknik analize bakalım. Teknik analiz anlamında ne oluyor diye bir baktığım zaman şunu görebiliyorum. Bakarsak arkadaşlar ciddi şekilde bir spike atılmış. Yani ciddi şekilde bir kılçık var şurada. İğne var. bu iğnenin böyle olmasının sebebi şu akşam özellikle Amazon tarafından bir haber geldi. Bildiğiniz şekilde özellikle piyasada şöyle bir haber dolanıyordu. Neydi bu haber? Amazon Bitcoin'a e ürün satmaya başlayacak deniyordu. Ancak böyle bir şeyin doğru olmadığı açıklandı. Amazon tarafından böyle bir şey söylenmedi dendi. Bu sebepten de böyle ciddi şekilde bir kılçık yedik. Tekrardan arkadaşlar buradan düştük. Ancak teknik analizde zaten buradan düşebileceğimizi söylüyordu ki dün de ben bu yüzden Telegram grubunda kimseye alım yaptırmadım. Mantıklı olanın da bu da olduğunu düşünüyorum. Bugün düştü. Bugün sarı alanın üstünde durabilirsek yarın da bu sarı Alın altında mum kapatmazsak ben tekrardan bir alım yaparım. Onu söyleyeyim. Ancak şu anlık bir alım yapmayı düşün bilmiyorum. Bunu tekrardan söyleyeyim. Bu sarı alanın içine gelmemizde olumlu. Bu kırmızı alandan kurtulup sarı alana gelmemizde piyasa için çok olumlu şeyler ediyor. Bu sarı alanın tekrardan üstüne çıkmamızda yeşil alana gitmemizi beraberinde getirir. Geçtim. Şimdi burada bir 4 saatlik tabloya bakacağım. Şöyle bir 4 saatlik tabloya bir bakalım. 4 saatlik tabloya baktığımız anda da zaten hafif düşlerin olduğunu görüyoruz. Dediğim şekilde yani yine akşam Amazon'dan gelen bir haberle birlikte piyasada bir düşüş yaşadık. Klasik bir şeydi. Zaten RSI'de de uyumsuzluk vardı. Yani hemen hemen her şey zaten düşüşe işaret ediyordu. Bu sebepten şaşırtmadı. Onları söyleyeyim. Geçtim. Şöyle bir GAN ve Fibonacci hız direnç yayları ile alakalı bir analizimiz vardı. Bunlara da bir bakalım. Bunlar ne oldu diye. Bu arada arkadaşlar insanlar hala diyor. Bu da tabii ki olumlu. Ee, İnsanların hala şortlu olur şu fiyatın pamplanacağını gösteriyor bize Çünkü insanlar ne zaman şortlu değilse bakın şurada şortlamıştı mesela Fiyat o zaman pump olmuştu ee, Burada da insanlar şortlamaya devam ediyor bu da güzel Geçtim Şimdi bakalım şöyle bir gun analizinde ne oluyor ya da Fibonacci çizdiren şimdi Fibonacci hız direnç özellikle şu Fibonacci hız dirençinin üstüne çıktığımızı görüyoruz ee, Artık ortalara doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz ayrıyetten de altımızdan gelen e, uzun süre direnç olarak çalışmıştı bu gun direnci şu an artık destek olarak çalıştığını görebiliriz. Yani şunu takip etmenizi istiyorum. Bakarsak şurada destek olarak çalıştı. Şuralarda direnç olarak çalıştı. Şu anda da tekrardan destek olarak çalışmaya devam ediyor. Destek olarak çalışıyor. Bu da tabii ki olumlu. Artık altımızda bir gam desteği var. Bunların hepsi güzel haberler. Fibonacci hız direncinin de üstüne çıkmış olduk. Bu da güzel. Geçtim. Şöyle bakalım uzun vadeli analizimize bakalım bir uzun vadeli analizimize baktığımız zaman değişen bir şey yok dediğim şekilde yani e, beklentim aynı beklentimde herhangi bir değişiklik yok e, ben hala bitcoin'in 100 bin dolarlara gelebileceğini ki bunun da arkadaşlar e, 2022'nin ocak ayında olacağını 2022 şubat ayında da bir çöküşe gireceğimizi düşünüyorum. E, bunun nereden neye dayanarak söylüyorum daha önceki yıllara bakıyorum mesela 2013 aralığında zirveyi yaşamışız bir dakika aylık grafikte daha güzel gözüküyor şöyle bir aylık grafiği alalım. Evet 2013'ün Kasım'ında zirveyi yaşamışız. 2013'ün aralığında çöküş başlamış. Ve bundan tam 4 yıl 1 ay sonra 2018'in evet 2017'nin aralığında zirveyi yaşamışız. 2018'in ocağında da çöküş başlamış. Ve bakın fark etmenizi istiyorum. İkisinde de %86.91'inde düşüş var. Diğerinde %84.12'lik bir düşüş var. Ve buradan eğri çiziyorum. İki eğri de birbirini doğruluyor. Bakarsak şöyle. Şöyle doğruluyor. Gelelim şimdi e yine 4 yıl 1 ay sonrasına gidiyorum. Aralıktan 2017 aralığına başlıyorum. 4 yıl 1 ay sonrasına gittiğim zaman da diyor ki bana 2022'nin Ocak ayında sen bir zirve yaşayacaksın. 2022'nin Şubat ayında çökmeye başlayacaksın. Ve bu çöküşte daha öncekilere bakaraktan %81.50'lik bir düşüş atfediyorum. E, bu düşüşün de dolar olarak 18.500 dolara geleceğini düşünüyorum. Burası da gap boşluğu oluyor zaten. Yani tekrardan buraya düşebiliriz. E, bu arada aylık grafikte de ilk defa uzun sürenin ardından 3 ayın ardından bir yeşil mum açacağız. Bu da güzel. Bunu da söylemek istedim. Tekrardan böyle bir dönüş Uş bekliyorum, hızlı şekilde döneceğimizi bekliyorum. Bununla alakalı bir şey daha göstereceğim size. Hani dün spike atmıştık, bunu hepimiz gördük değil mi? Yani dün bir spike ile karşı karşıya kaldık. Bakarsak bu spike de arkadaşlar. Hem bizim altımızdan gelen desteğin bakarsak şuradan logaritmik grafikte korona çöküşünden beri olan desteğin direnç olarak bir kere, bir kere daha verimli olan şekilde çalıştığını bize gösterdi. Zaten bu sebepten alım yapmadım. Bakarsak buraya aşamadık. Burası tekrar direnç olarak çalıştı. Bakın milimetrik bir şekilde direnç olarak çalıştı ve buradan tepki edik. Bu da zaten çizimimizin doğru olduğunu bize gösteriyor. Ancak benim size göstermeye çalıştığım bu değil. Benim size göstermek istediğim şu. Bakın şuraya bakıyoruz arkadaşlar. Şuraya bakmanızı istiyorum. Yani ıı, hareketler çok benzer. Çok benzer hareketler görüyoruz. Bakın şurada da arkadaşlar Bitcoin kırmızı alanda denk geliyor. Bir dakika şunu Hangi renk yapalım? Beyaz yapalım. Şurada bakarsak kırmızı alanda renk geliyor. Burada yatay korelasyon ve bir spike atıyoruz. Uzun bir spike. Bakın burada da aynı şey var. Yani kırmızı alanda uzun süre yatay gittik. Sonra tekrardan bir spike attık. Ondan sonra tekrardan indik. Bakın şu an doji bırakıyoruz. Burada da yine doji bıraktık. Yarınki mumu negatifte açtı. Burada da negatifte açabiliriz. Erti dün yarınki mumu. Zaten bu sebepten diyorum yani. Yarın da sarı alanın üstünde durursak ben alım yapacağım diye. Ee, burada da kırmızı maçtık. Ardından arkadaşlar hızlı şekilde yükselmeye başladık. Ee, Burada da benzer bir hareket bekliyorum şöyle bir düşüş olabilir yarın Ondan sonra günlerde ama Hızlı şekilde rally yapmamızı bekliyorum Bu arada bazı düşüncelerim vardı bu düşünceler neydi arkadaşlar Özellikle bitcoin fiyatının Ben 54.000-53.000 bin, bin dolarlara gelip Düşmesini bekliyordum Bunu da neye dayanarak söylüyordum buradan arkadaşlar bir Çizim yapıyordum sizlere değil mi yani şu şöyle başlayaraktan Bir çizim yapıyordum bir patern çiziyordum daha doğrusu. Ve bu paterne uyaraktan size diyordum ki. Arkadaşlar burada bir patern var. Burada bir patern olduğundan dolayı da 53 bin dolara geldikten sonra bir düşüş yaşayabiliriz diyordum. Bununla alakalı bazı sorular geldi. Hala böyle düşünüyor musun diye sormaya başladınız. Bunu cevaplayacağım bugün. Hala böyle düşünüyor muyum derseniz arkadaşlar. Bu düşünceye olan inancım birazcık daha zayıfladı. Onu söyleyeyim ilk başta. Yani bu düşünceyi eskisi kadar olanak vermiyorum. Ancak hala böyle bir olana da atfetmiyor diyeyim. Hala atfediyorum. Ee, bakarsak şöyle bir dakika 1.19.7 1.1911. Şunu şöyle birazcık daha çizelim. Düzgün çizelim. Bir dakika. Evet, böyle çizsek yeterli herhalde. Ee, şöyle bir çizim yaptığımız zaman bir dakika şunu da şöyle bir Evet oldu. Şunu da şöyle bir düzeltip arkadaşlar hemen sizlere tekrar geri döneceğim. 786. Evet. Şimdi burada arkadaşlar bir çay performasyonumuz var. Çay performansiyonumuz olduğu için ben tekrardan dediğim şekilde yani düşüncelerim değişmedi. 51 bin 52 bin dolardan düşüş olabileceğini hala öngörüyorum onu söyleyeyim. 51 bin 52 bin dolardan nerelere doğru onu da söyleyeyim. Fibonacci'mizi alalım şöyle. Bir çizimimizi yapalım. 43 bin dolarlar, 44 bin dolarlar tekrardan 52 bin dolardan bir düşüş olabileceğini buradan tepki edeceğimizi düşünüyorum. Neden? Burası arkadaşlar zaten uzun süre hani destek ve direnç olarak çalışmış. Önemli bir bölge. Bakarsak şurada milimetrik destek olarak çalışıyor. Yine şuralarda milimetrik destek, şuralarda da direnç olarak çalıştığını görebiliriz. Bu sebepten önemli bir bölge. Buradan düşersek hani şaşırmam. Onu söyleyeyim. Ama %100 düşüş bekliyor musun? Hayır %100 bir düşüşüm yok. Zaten %100 bir şeyden emin olamayız. Ancak yani 52 bin dolarlara geldikten sonra bir satış işlemi düşünülebilir onu söyleyeyim. O gün tekrardan inceleriz ama. Yani şu an konuşmak için çok erken bunu. Geçtim. Şimdi Bitcoin vadelilerine baktığımız zaman bir gap boşluğu bıraktığımızı görüyoruz. Bu gap boşluğunu biz hacimli bir şekilde bıraktık. Hacimli bir gap boşluğuydu. Ve hani bakarsak yatay bir şekilde gitmiş bir gap boşluğunu aslında açtık. Burada da söylemeye çalıştığım şu aslında bir gap boşluğu var elimizde ve gap boşlukları her zaman kapanmak zorunda değil. Yani bunu biliyoruz. Değil mi? Standart boşluklar e, var. Ya da bir sürü boşluk çeşidi var. Yani bu açıklar ayrılıyor. Tükeniş boşluğu derler. E, devam boşluğu deriz. O deriz bu deriz. Ancak buraya baktığımız zaman burada bana kırılış boşluğu var gibi geliyor. E, çünkü neden? E, desteği ya da direnci kırması gerekir. E, kırılım boşluklarının. Burada da bakarsak yani şu bölgenin uzun süre aslında direnç olarak çalıştığını görebiliriz. E, ve bu bölgeyi açtık. Bu sebepten burayı doldurma zorunluluğumuz yok. Bunu söyleyeyim. Yani burada burayı bir doldurma zorunluluğumuz yok. Ee, ve Elit dalgalanma hedeflerimde devam ediyor. Onu da söyleyeyim. Yani Elit dalgalarına istinaden hala ben fiyatın e, all time high, yani tüm zamanların en yüksek seviyesini yaşamadığını hala 100 bin dolarlara yıl sonu gibi geleceğimizi dediğim şekilde Ocak ayında 2022'nin Ocak ayında geleceğimizi 2022'nin Şubat ayında da çöküşe başlayacağımızı ve bunun da 18.500'e geleceğini düşünüyorum. bu düşüncelerim değişmedi bunu da söyleyeyim. peki Bitcoin arttı dün ama altcoinlerde bu kadar büyük bir artış göremedik. Hatta dün o Bitcoin'in birazcık daha düşmesiyle birlikte bazı bazı altcoinlerde düşüş gördük. Yani bunun sebebi neydi? Buna bir bakalım. Bunun sebebi arkadaşlar şu dominans. Bu dominans. Peki bu dominans nedir? Bazı bilmeyen arkadaşlar için özet geçeyim kısaca. Dominans şudur arkadaşlar piyasanın dalışı. Yani dominans arttığı zaman bilin ki altcoin'lerde çok bir artış görmeyeceğiz. Yani piyasa bitcoin ile Ama düştüğü zaman da altcoin'ler rally yapıyor. Onu söyleyeyim. Şu anda da bakarsak kırmızı alanda korele devam ediyorduk. Buraya açtık. Şu sarı alana doğru gidebiliriz. Üstümüzde %50 seviyesinde önemli bir direnç olacak. Bu direnci aşabilirsek arkadaşlar bizim için kötü. Yani alt altcoin tutan arkadaş için kötü daha doğrusu ya da tutmayı düşünen arkadaşlar için kötü. Ancak 50 bölgesinden bir tepkiyip aşağı doğru inersek de 40 bölgelerine kadar inebiliriz. Bu da çok olumlu olur. Şu an izlememiz gereken seviyeler belli. Şu sarı alay ile şu yeşil alan arasında bir gidişi var. Bu gidişi gözlemleyelim yeter. Onun dışında bakmamız gereken bir şey yok. Altına bakıyoruz. Altında hala bir düşüş var. Yani bakarsak düşüş devam ediyor. Zaten dediğim şekilde altında Bitcoin bana sorarsanız ters işliyor. Saat burada da mesela yani görüyoruz zaten 15 Temmuz'dan beri mesela altında düşüş görüyoruz. Bitcoin hafif de olsa daha doğrusu hafif dedi güçlü bir şekilde yükseliyor yani. Hafif demeye gerek yok. Güçlü bir şekilde yükseliyor. ve buradan da bunu anlayabiliyoruz. Altında da hedeflerim değişmedi. 1550-1600 hedefleri var yıl sonu için benim gözümde. Bunları söyleyeyim. Şimdi son olarak Bitcoin'le alakalı ne diyorsun? Ee, Bitcoin alakalı arkadaşlar şunu söylüyorum. Yarın bakın bunu söylüyorum. Yarın biz yüksek ihtimalle negatif açacağız. Yani piyasa birazcık daha eksi de olacak. Bugün de e, doji bırakacak gibi duruyor. Yani bugün aşağı yukarı bu seviyelerden kapatacağız mumu. Yarın arkadaşlar yüksek ihtimalle kırmızı bir mum açacağız. Şöyle bir dakika alalım şunu gene. Şöyle bir kırmızı mum açacağız. Ancak bu sarı altında mum kapanışı yapacağımızı düşünmüyorum. Oradan sonra tekrar şöyle yukarı yönlü bir hareketin başlayacağını e, ve 52 bin dolarlara kadar bir yükselişin olacağını oradan da 44 bin 45 bin lira tekrardan düşeceğimizi düşünüyorum. Yani bunlar da benim şahsi düşünce. Böyle bir senaryo olabilir. Ama dediğim şekilde yıl sonu 100 bin dolar tahminim değişmedi. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.